da jandarma ekipleri geldi ve burada piknik yapamayacağımız söylendi. Gerekçe gösterdi mi hocam? Yok, herhangi bir gerekçe söylenmedi piknik yapamayacağımızı dair. Sonrasında biz de gerekçe istedik tabii doğal olarak. Hani niçin burada yapamıyoruz? Yıllardır yaptığımız bir yer burası diye. Bunun üzerine şey yapamayacağımızı, herhangi bir gerekçe olmadığını söylediler. İşte gidip de izin alınması gerekiyor. Kutal ve kaynak kamburundan bir başka uzun bulunması gerekiyor dediler. Hani biz böyle bir prosedürü bilmemekle beraber tamam dedik. Gidelim, kaynak kamburundan bu konuyla alakalı izin isteyelim. Ve kaynak kamburuna gittik. Kaynak kamburu olarak bir resmi bir kurumuz. Bu konuda işte şu alanda şey yapılmasına, piknik yapılmasına izin verilmesiyle talepte bulunduk ve bize çok kısa sürede izin verdiler. Kaymakamlıktan da imzalandı bu. Kaymakam yoktu, o yüzden vekili bunu imzaladı. Daha sonrasında o kararla beraber işte jandarmanın yanına gittik. Bu jandarma çok şaşırdı. Dedi ki bu kararı siz nereden aldınız? Bu imza kaymakamın imzası değildir ve benzeri birçok şeyi söylediler. Ve telefonla bazı yerleri aradılar. Bazı yerleri aradıktan sonra ondan sonra şeyi dediler ki biz size bu izin vermemiz mümkün değil. Tekrardan kaymakamlığa geri gidelim dediler. Biz de o evrakla beraber tekrar kaymakamlığa geri gittik. Kaymakamlık dedi ki hani o evrağı verin bize dediler. O evrağı aldılar ve sanki yokmuş gibi. Tabii o evrağın aslında bize mevcut zaten. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok ama sanki hiç öyle bir karar yokmuş gibi. Güya o karar ondan sonra fotokopisi onların eline geçince tekrardan bu verdikleri izni iptal etmiş gibi olacaklar. Ve dediler ki işte hani biz size izin vermiyoruz. Ondan sonra yeni bir karar çıkarttılar. Yani bir saat önce herhangi bir şekilde yasak olmadığına dair ve yanında bulundukları yerle ilgili bu sefer yangın çıkma ihtimali diye uyduruk bir gerekçeydi aslında. Karar alarak dediler ki biz burada sizin piknik yapmanıza izin veremeyiz dediler. Biz de bunun üzerine dedik yani bize bir alternatif şey söyleyin. Çünkü biz hazırlıklarımızı yapmıştık. İnsanlara da haber verdik. İşte kimse herhangi bir alternatif söylemedik. Hani Silivri'ye gittik. Silivri'de bir alan bulduk. Orayla anlaştık aynı şekilde. Oraya işte malzemelerini indirdik. Bu sefer Silivri'de işte oradaki emniyet müdürleri, diğer şeylere geldiler. Tabii şöyle bir şey de oldu. Oranın bizzat sahibi emniyet müdürüyle görüşerek ondan sonra dedik yani bu alanda bir şey yapılmasıyla alakalı bir sıkıntı var. Hayır yok içeride. Sadece bir izin prosedürünü işletebilirler. Biz Sivri Kaymakamlığı'na gittiğimiz böyle ilginç tabloyla karşılaştık. Sivri Kaymakamlığı'nda Sivri Kaymakamı yoktu. Dediler ki burası Kaymakam Bey şu anda izinde. O yüzden Çatalca Kaymakamı bakıyor buraya dediler. Yani aynı yere bizi geriye gönderdiler. Ve Çatalca Kaymakamı da orada bununla alakalı yasak vardı. Burada ise herhangi bir gerekçe de gösterilmedi. Burada yapamazsınız dediler. Ve biz şunu anladık ki demek ki bizle ilgili genel bir yasak var burada. Bunu anlamış olduk yani. Bunun üzerine biz de farklı yerlerde, farklı alanlarda piknik şey için bazı işte araştırmalar içerisine girdik. Ve burası Beykoz ilçesi şu anda. Beykoz ilçesi hani İstanbul'un bir ucundan başka bir ucuna geldik. Sırf kardeşlerimizle ilgili yapacağımız bu faaliyette insanlar mağdur olmasınlar diye. Sonuçta büyük bir hazırlık yapılıyor burada. Başka illerden bazı misafirlerimizle giriyor. Bazen farklı ülkelerden insanlar geliyorlar. Piknik senede bir kere düzenlenen bir şey. Bununla alakalı dedik yani bunu yapabilir miyiz? Sonra Beykoz'daki bu yere geldik. Buranın sahibiyle aynı şekilde anlaştık. Gerekli herhangi bir izinle alakalı bir şey talebinde bulunmamız da aynı şekilde yine bize söylenmediği için biz herhangi bir izin talebinde bulunmadık. Burada bu çalışmayı yaparken bir baktık ki işte gecenin ikisinde buraya Sivri Beykoz Emniyetinden görevli polisler, memurlar geldiler ve burada yine aynı şekilde piknik yapamazsınız. Tek söylenen şey bu. Hiçbir gerekçe, hiç başka bir şey zikredilmiyor. İlk yerde sadece yangın tehlikesi olduğundan dolayı bunu söylemişlerdi. Onu da sonra söylediler. Tabii sonra da tabii ilk önce izin verdiler, sonrasını söylediler. Şu anda gelinen tabloda dediler ki biz size bunu şey yapamayız, izin veremeyiz. Biz ısrarla bize gerekçe söyleyin. Çünkü biz de ona göre bir çözüm üretelim. Mesela pandemi tedbirlerine mi uymuyoruz? Bununla alakalı çözüm üretelim. Mesafeli bir şekilde piknik yapalım. Sayımız mı kalabalık? 100 kişilik piknik yapalım. Burası mı ona uygun değil? Başka bir ilçe mi? Onu yapalım ama bize bir çözüm üretelim. Sürekli çokuşa soruyoruz. Siz bizi gözaltına almak istemiyoruz. Yani böyle bir şey içerisine girmek istemiyoruz. Yani biz de hani kendimizi gözaltına aldırmak da istemeyiz. Zaten o ayrı bir durum. Fakat bu sürekli o süreç içerisinde hani konuşuldu karşılıklı olarak. Biz de bir karar istedik. Ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü içerisinde böyle bir karar çıktı. Denildi ki Beykoz insanları içerisinde 3 gün boyunca ondan sonra herhangi bir piknik, işte genel bir işte organizasyon düzenlenmesi yasaklanmıştır diye genel bir karar alındı. Bir de bize özel bir karar da alındı ekstradan. İşte kararın ondan sonra içerisinde bazı şeyler söyleniyor. Deniliyor ki işte toplum ifade uyandıracak, bozacak. Ondan sonra işte terör örgütlerinin, müzahir şahısların bu tarz bir faaliyete katılmasını gerekçe gösterip kamu güvenliğini etkilediğini ve COVID-19 tedbirlerine riayet edilmediğinden, riayet edilmeme ihtimalini toplum sağlığını muhafaza etmek açısından bunu yapıyoruz diye böyle bir şey söylediler. Halbuki burası, yani buranın sahibinde söylediği şekliyle burası zaten tıkın tıkın doluyor hafta sonu. Yani birazdan biz çıkacağız, buraya insanlar gelecekler. Bizim sayımızın belki birkaç katı öyle iddia ediyor yani. İnsan buraya gelecek. Eğer COVID-19 ile alakalı bir sıkıntı varsa burada kapatmaları lazım. Böyle bir yasak yok. Bizzat Cumhurbaşkanı'nın açıklaması zaten bu yasakların hepsi kaldırıldı zaten. Burası düğün salonu olarak da kullanılıyor.
Belki bugün bir düğün var, belki başka bir şey var aynı zamanda. Bunların her birisi bize söylendiğinde çok gerekçesiz, ondan sonra hani altı doldurulamayan şeyler. Ve şöyle bir şey de söylendi aynı zamanda. İşte denildi ki burada COVID-19 tedbirlerin dışında işte terör örgütlerin müzahir şahısların bulunması gerekiyor. Bu da gayet basit bir şey. Konya'da bununla alakalı izin alındı ve jandarma geldi. İşte başka kişiler de geldiler. Ve dediler ki girişte kimlik kontrolü yapacağız. Girişteki herkesin GBT'sine baktılar ve o şekilde içeri aldılar. Aynı şey burada yapılabilirdi. Madem terör örgütlerin müzahir şahıslar buraya gelecek, madem böyle böyle büyük bir şey ortaya çıkacak, bir devlet için güvenlik açığı ortaya çıkacak, girişte polisler gelince kimlik kontrolü yaparlar. Mevzu bu şekilde kapanır. Ama gaye burada piknik yaptırmamak başka bir şey değil yani. Yaşadığımız maalesef süreç şöyle bir durum var yani. Türkiye'de o kadar şey yaşanıyor, o kadar problem var, o kadar sıkıntı var. Bunların hiçbirisiyle alakalı bir soruşturma, savcıların harekete geçmesi, böyle bir şey söz konusu değil. Ama resmi bir kurum olarak bizler bir alanda, bir yerde piknik gibi bir faaliyeti yapacağımız zaman yani insanın aklına hayale gelmeyecek çeşitli gerekçelerle bu yasaklanabiliyor. Bunu zaten hiçbir şekilde izahı yok. Kabul edilen bir tarafı da yok.